Günlerdir konuşulan Kürt polemiği tekrar gündemde. Ömürgedik Bülent Ersoy'a zeytin dalı uzatmış. Buyurun. Sizler yalancısınız. Çünkü yalancı olmadınız ama hayvan diye kelimesine neden oluyorsunuz? Keşke yalancı olsanız da ondan sonra da Kürt elbiseyi gönder. Sen bugün bu elbiseyi gönderdin gönderdin. Göndermedin. Sen hayvan haklarının H harfini bile ağzına alamayacaksın. Hadi. Ya bağırınca işler çözülüyor diye düşünüyor ama söyleyelim Ömür Hanım dedi, yani Bülent Hanım dedi ki tek kullanan tabii ki Bülent Hanım değil ama biz onunla atışıyoruz genelde dedi. Şimdi evladım bakınız bu hanım ben emin değilim diyor, anlamıyor musunuz? Çok açık ve net. Evet emin bilmiyorum diyor deve kuşu tüyünü. Modacısını yalanlıyor. Tanımıyorum deve kuşu tüyünü. Bülent Hanım çok bildiğim bir şey değil. Ama sadece attığım mesajda deve kuşu tüyü değil dedi. Ona istinaden söylüyorum. Gerçek tüydür. Onu bilemem ben diyor. Evet. Bizim yayın bitiyor. Sonra başka yerde de kavga etmeye devam ediyorlar. Vallahi hiç yorulmadılar dün. Evet. Sonra Ömür Gedik Twitter'dan tweet atıyor. Evet, özür diliyor. Verin o tweet'i arkadaşlar. Şimdi geliyor o tweet. Evet, yalnız çok heyecan dolu bir şeydi. Bu benim yazışma. Modacı ile yazışma. Evet, çünkü o gerçek mi değil mi? Aslında senin bu yazışman noktayı koydu kavgaya. Çünkü modacı artık gerçek dedi. Gerçi bize göre nokta koyuldu. Onlar devam ettiler. Devam ettiler. Şimdi Ömür'e modacı bu işin olmadığını, bunun sahte olduğunu söylemiş. Fakat bana gerçek deve kuşu tüyü olduğunu söyledi. Bülent Ersoy da ısrarla bu gerçektir dedi. Asla farklı bir şekilde bir şeyini kabul etmiyorum dedi. Peki şimdi bakın Ömür Gedik ne dedi? Kayan yazı mı biz mi okuyalım? Kayan yazı var. Biz okuyoruz. Okur musun? Okuyun o zaman. Evet. Biz okuyoruz deyince ben anladım. Biz bir ekibiz. Onlar okusun. Soldaki elbiseyi diken Ebru Karabayır'ın bana dün attığı mesaj, sağdaki ise bugün bir Cambali'ye attığı mesaj. Çok üzgünüm, baş koyduğum yolda bu şekilde kandırıldığım için. Dava hakkımı saklı tutuyorum ama yaşanan bu talihsiz deneyim beni asla yolumdan döndüremez. Bilerek isteyerek canlı hayvan kürkütüyü giyenlerle mücadelem devam edecek. Masum hayvanlara yapılan her türlü haksızlık ve işkencede gerek yapanlar, gerekse de para verip üzerlerinde taşıyarak alet olanlar beni karşılarında bulacaklar. Bu konuda yanımda olduğunuzu biliyorum. Şimdi bu Ömür Gedik'in açıklaması. Evet. Bir de Bülent Ersoy'u verelim mi? Verelim. Bir Cambali buyurun. Hazırım. Muhterem takipçilerim, fazla söze gerek yok. Beyaz TV'de Söylemezsem Olmaz magazin programında kendileri tarafından aranılıp bilgime başvurulması istendiğinde nacizane bendenizde fikir beyanında bulunmuş. Evet bunlar gerçek tüylerdir demiştim. Bunun üzerine Ömür Gedik isimli şahıs iftiracı diye beni suçlamıştı. Aradan bir gün geçti ve doğrular açığa çıktı. Ömür Gedik'in modacı hanımefendi bu tüylerin sahte değil gerçek tüyler olduğunun açıklamasını mesajla yaptı. Maske düştü, kel göründü ve sonra da Ömür Gedik şahsımdan Twitter hesabı üzerinden özür diledi. Ama televizyonda da üzerime boya atacağını söyleyerek kişileri şiddete davet etmesi ve de kabahatini daha büyük kabahatle sürdürmesi onun acizlik içinde olduğunu gösterir. Kendisine dava açacağım. Gerek kendisine şiddet göstergesi, gerekse toplumu şahsıma karşı şiddete davet etmesi adına. Burası TC Devleti. Hey Ömür Gedik hey! Yaptığın her hamlenin karşılığı kanuni hükümler muhacesinde yasal olarak alacaksın. Seni gidi insan sevmeyen saygısız sözde hayvansever. Zira hayvan sever insan imite bile olsa onu giyerken irite olur. Gelelim saadete. Sen özüyle sözü bir olmayan maskesi düşmüş bir yalancısın. Şimdi aslında Bülent Ersoy'un takıldığı ne biliyor musun? Bak bizimle de alakalı. Biz burada bir yorum yapıyoruz. Herkes o yorumun üzerine gidiyor. O kişinin hesabına neler neler yazıyor biz biliyoruz. Evet. Yoruma kapatıyorlar. Evet. Bülent Ersoy da diyor ki Ömür Gedik beni hedef gösterdi diyor. Evet. Ve diyor hedef gösteriyor diyor, kendisi orijinalini giyiyor diyor. Evet, yani diyor ki sen bunu yaparsan hayvan severim değil, sen bunu yaparsan biz neler yaparız, bizim yaptığımızı sen yargılayamazsın diyor. Haklı bir isyanı var ama ben Ömür'ün bunu bilerek giymediğine eminim. Fakat ben de. Bu riske gerek yok. Hani tüy giymek ya, evet ya. Aynı anda yani. Bu kadar önemli bir durum mu yani, o tüylerin orada olması? Bu arada Ömür'e özel de yapılmamış bu kıyafet. Yok evet değil ama bu kıyafet modacı bana Ömür'ün üzerine göre
hallettik diyor. Şimdi Ömür Gedik de diyor ki dün tüyler gerçek değil yazan Ebru Karabayır bugün gerçek olabilir diyor. He. Dava açacağım. Kendisinden artık fular bile giymem. İftira attığını söylediğim Bülent Ersoy'dan da özür diliyorum. Hmm. Ama bu şekilde aklandığını sanmasın. Gerçek kürk giydiği ve savunduğu sürece iki elim yakasında diyor. Peki bu iş davalık oldu belli. Evet. Bakalım biz de dava sürecini takip ederiz. Evet. Ne diyorsun? Allah, herkes birbirine girmiş. Evet, herkes birbirine girmiş. Bu kürk polemiği... En çok gülen Bülent Ersoy'a mı? bu kürk polemiği evet aldı yürüdü. Fakat her iki tarafın da haklı olduğu durumlar var. Diyor ki sen beni aslında böyle savunurken diyor. Bana bu kadar laf söylerken diyor. Bana laf söyleyen kişinin kendisinin gerçek tüy giymesi beni bozdu diyor. Bu haklı. Ömür de söylediği bir şey var. Ben kandırıldım. Şimdi Ömür de gerçekten onu bilerek giymez. Ama bir tık daha dikkat etmesi gereken bir şey. Burada tüy ne olursa olsun giyme yani. Gülşah Saraçoğlu dün gecikmeli bir cevap verdi. Tüy... Verelim mi? Ve çok uzun verelim ama hani reklama gideceksek verelim. Gülşah Saraçoğlu bakalım ne demiş. Vallahi yerle bir etmiş kadını. Diyor ki sen kimsin diyor. Sen Ferhat Göçer'in sevgilisisin diyor. Şarkı da söyleme diyor. Köşe yazarlığı da yapıyor. Bu kadar kolay da harcanmalı mı bilmiyorum yani. Yok Ömür çok saygı değer bir kadındır aslında. Ve çok hanımefendidir. Biraz evvel aynı şeyi seninle konuştuk. Ben Ömür'le sosyal hayatımda da görüştüğümde Ömür'ün hiç oturmasını kalkmasını çok iyi bilen, çok olgun bir kadın olduğunu biliyorum. Savunduğu tek şeyin hayvanlar olması beni bozmuyor. Bir hata yaptı, hatayı bilerek yapmadı. O tüyü giydi. Bu Ömür'ün geçmişini tam anlamıyla silmez yani. O yüzden... Veya duruşunu Ömür'ü, o kadar da bozmaz. Yani Ömür'ü, evet, hata yaptığını bile kabul ediyor. Ya yani, evet. Giydim ne var da demiyor. Ve evet diyor. Güzel olgunlukla kabul ediyor bunu. O yüzden bu Gülşah sinirlenmiş. Gülşah ben sinir tarafını biliyorum ama Gülşah sinir de geçer yani. Şey bir kadın değildir. Gülşah hiç kinci biri değildir. Ya bir telefon açsalar biter diyorsun. Tabii. Yani Gülşah bu şeyi böyle Gülşah böyle sakin sakin lafını söyler ama hani böyle kinci falan değildir. En sevdiğim huylarından bir tanesi. Bu Gülşah'ın geçecek bir siniri. O da çünkü parasız kalsın diye bir cümle kullandıysa insanların ekmeğiyle Gülşah'ta ya benim konforum için iş gerekmez. Herkesin işe çalışmaya ihtiyacı var bu hayatta. Kimse Lord'un kızı değil, kimse Royal ailesinden gelmiyor. Herkesin çalışmaya ihtiyacı var. O da üzülmüştür haklı olarak. Ama Ömür de gerçekten hanımefendi bir kadındır. Yani bu söylemler ikisine de olmaz yani. Evet, bir araya gelseler barışırlar. Hatta hallederler. Ömür Gedik biliyorsun Zeytin Dalı uzattı Bülent Ersoy'a evet. Bir kere. Özür benim dedi. Davam firmayla dedi. Evet, bakalım ne olacak. Dedi. Peki Şevval Sam nasıl girdi bu işin içine? Bir de onu dinleyelim. O yok mu? Kal öyle kal. Biz dinliyormuş gibi yapalım. Aa, siz duymuyor musunuz? Aa, neler söylemiş. Aa. Aslında şöyle söyleyelim. O dizide bir tane kürk giydi ama evet. O kürkün yine aynı. Aynı modacı. Modacıdan. Yani, ve tarzı. Yine gerçek olduğunu o da bilmiyormuş. İzleyelim. Bundan 20 yıl önce eto vurdum. Endüstrileşmeye karşı duyduğum tepki et ve tavuğu bırakmama sebep oldu. Bazı şeyler vardır ki tercih edebiliriz. Kürklerin nasıl elde edildiğine dair bir video izledim. Hayvanların derilerinin canlı canlı yüzülmesine, kafalarına çivili sopalarla vurulup öldürülmelerine kalbi dayanabilen birinin insan olma sürecinde hangi bilinç seviyesinde olduğunu tartışmaya gerek duymuyorum. Bu insanın utanacağı bir şey. Peki. İnsanın utanacağı bir şey diyor. Ya aslında... Arkadaş bunlar da iyi oldu ya. Öyle diyorum. Nasıl? Bu haberler, bu şeyler farkındalık yarattı. Giymeyecekler mi? Çoğu kişi belki de bu kadar hayvanların canlı canlı katledildiğini, bu kadar acı bir şey olduğunu belki bilmiyor. Bilmeden alan, cahilce alanda bir kesim vardı. O kesme farkındalık yarattırdı bence. Tanıştırayım Pollyanna. Ay gerçekten ama. Onu alanlar onu ya nasıl yapıldı hepsi biliyordur. Ya şu an daha bakmıyor musun kürklere? Ben... Daha da nefret ederek zaten sevmiyoruz. Hı-hı. Ama şu anda daha da iyi diye bakıyorsun. Geçen yani. Gülşah'ı gördüm. Biz onu aynı yere gidiyoruz. Manikür falan. Orada karşılaştım dedim ki Gülşah'cığım bu kürkle alakalı biraz dedim, sakin ol. Hepiniz giyiyorsunuz dedi. Hepinizin giydiği modların içinde var arada filmler falan filan dedi böyle şimdi. Dedim ki hayır bilmeden giymişizdir falan. Bana bir tane montumu gösterdi. Bunun dedi tavşan tüyü bu dedi. Ben onun tavşan tüyü olduğunu ne bilirim ne bir şey. Ya sen bunun fiyatını biliyor musun dedi. Ha, sen dedi bunun fiyatını biliyor musun dedi. Ne kadar pahalı bir şey olduğunu, ne kadar onun tüylerinin dedi şey olduğunu biliyor musun dedi. Ben
Hani ama dedim ki şu açıklaman insanların zorlayıcı olabilir. Onların tek savunması herkes giyiyor. Biz sadece giydiğimiz için göze batıyoruz. Bu konuda da haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Evet herkes giyiyor. Siz de patladı. Çünkü siz ne diyorsunuz ben devam edeceğim giymeye falan diyeceğimler. Kıvırıyor, yakıyor, bir şeyler yapıyor ama siz dürüst ediyorsunuz ki ben giyeceğim. Ona zaten sinirleniyorlar.